Selamlar sevgili dostum. Hedef 10 madalyon dedik. Bu senenin ilk hedef 10 çekiyoruz. Çok kaliteli sorulardan oluşacak. ÖSYM sizi zorlarsa siz önceden bu hedef 10K'larla ÖSYM'ye hazır halde, hazır bulunuşluğunuz süper olacak şekilde başlayacaksınız. Madalyon niye dedik? Bu senede hedef 10 kaynakların direkt kendisinden aldığım hedef 10K tarzı sorulardan çözeceğim. Hangi kaynak olduğunda alt tarafa yazacağız. Dolayısıyla karma için de ayrıyeten karma kaynaklar diye belirtmiş olacağım. Haydi bakalım hedef 10K temel kavramlar başlasın. Bak güzel arkadaşım. Madalyon sorusunda şöyle bir şey demiş. Onur ile Can bir şans oyunu oynuyor. Bir kilo içerisinde birden 35'e kadar tek doğal sayıların üzerinde yazılı olduğu toplar vardır. Oyunda önce Onur küreyi çeviriyor, hemen altını çiz, 5 tane top düşürüyor. Sonra Can küreyi çevirdiğinde 1 tane top düşürüyor. Neymiş peki sorudaki mantık? Buna göre Onur'un düşürdüğü topların numaraları toplamı Can'ın düşürdüğü topun numarasına eşit olacak şekilde kaç tane durum vardır demiş. Peki ÖSYM bunu nasıl sordu? ÖSYM daha kolay sordu ama biz hedef k adını boşuna koymadık. Gelebilecek tüm zorluklara önceden hazır olalım. Bir yerden başlayalım. Ne demiş? Onur'dan başlayalım. Onur'un düşürmüş olduğu 5 tane top Toplanınca canın düşürmüş olduğu top sayısına yani topun üstündeki numara eşit olmalı. O halde Onur en az kaç düşürebilir bir bakalım. 1, 3, 5, 7, 9'u düşürebilir. Bu durumda toplamları 25 yapacaktır. Canın içeride 25 gibi bir top olduğu için evet eşit olabilir. O halde ben buradaki 1, 3, 5, 7'yi sabit tutmak kaydıyla 11 yapmış olsam 27 elde ederim. 13 yapmış olsam buradaki ifademiz 29, Can'ın dikkat ederseniz düşürebilecek tüm durumlarını elde ediyorum. O halde 15 yaptığımda burası 2 artacak 31 olacak. Burayı ben 17 yaptığımda 33 olacak ve sonuncu 19 yaptığımda 35 olacak. Hocam niye 21'e kadar gelmediniz? 21 yaptığımda 37 yapacaktır. Fakat Can'ın 37 gibi bir topu düşürme olasılığı olmadığı için dolayısıyla şu ifadeden kesinlikle ne yapamıyoruz? 21'i alamıyoruz. 6 tane durum böyle. Ama bitmedi. Daha devam edeceğiz. Çünkü 25 elde edilebilir mi? 27 farklı sayılarla elde edilebilir mi? 29, 31, 33, 35 elde edilebilir mi? Bunlara bakacağız. O halde şöyle yaparız. Bak güzel arkadaşım. Dersin ki ben buradakini 7'ye kadar olan kısmı sabit tuttum. O halde buradaki ifadeden 7 kısmını büyültürsem. Yani bu durumda 1, 3, 5, 7'yi... Dikkat şu 5 pardon çok özür yanlış söyledim. Önce 5 dedim 7 yazdım. O halde 1, 3, 5 bu kısım sabit. 7'yi ben ne yaptım? 9 yaptım. Burayı 9 yaptığımda burası da dolayısıyla 1 fazlası yani bir sonraki tek sayı gelecektir 11 olacaktır. Burayı ben 2 artırdım. Burayı 2 artırdım. Demek ki toplam 4 artacak. Bu durumda burası 29 ile başlayacak. Devam ediyorum. Dikkat burada 9 sabit kalmak kaydıyla. 13 yaptığımda burası 31 olabilir. Burayı ben 15 yaptığımda burası 33 olabilir. Burayı ben 17 yaptığımda burası 35 olabilir. Yani 35'i bir de bakın böyle elde edebilirmişiz. İkinci 35. Böyle devam ediyorum. Peki hocam başka yapacak mıyız? Tabii ki bak şurası 7 idi. Ben 9 yaptım değil mi? O halde bir daha büyütüyorum. Ne kadar büyüteceğiz? Yine aynı mantık. Birimiz, üçümüz, beşimiz sabit kalsın. 9'u ben 11 yaptım. Dolayısıyla şuradaki ifademiz 13 olacaktır. 2 artırdım. Bu 2 arttı. Bu 2 arttı. Toplam 2 artacağı için dolayısıyla pardon, toplam 4 artacağı için 33 olabilir. Burayı ben 15 yaptığımda 35 olabilir. Bu durumda 35'i böyle elde edebiliriz. Bunların toplamından elde edebiliriz. Bunların toplamından elde edebiliriz. Peki hocam devamına bakalım mı? Bence gerek yok bu soru için. Neden? Çünkü ben burayı 11'i 11, i, 11 i 13 yaptığımda burası 15 olacaktır. Dolayısıyla burası 4 artacaktır. 37 ile elde etmemiz gereken bir sayıyla başlayacağız. 37 zaten benim küremde olmadığı için dolayısıyla 1, 3, 5'in sabit olduğu durumu bitirmiş olduk. 6 durum buradan geldi, 4 durum buradan geldi ve aynı zamanda 2 durum da buradan geldi. 1, 3, 5 sabitlik kısmını bitirdik. Peki devamı var ama işlemleri. Diyorum ki 1, 3'ü sabit tutmak kaydıyla 5'i ben 7 yapsam Ardından 7 olan ifademiz 9'a dönüşecek. 9 olan ifademiz 11'e dönüşecek. Aslında başlangıçtaki ifadeye dikkat. Burayı ben ne yapmış oldum? 5'i 7, 7'yi 9, 9 11. Yani 2 artırdım, 2 artırdım, 2 artırdım. Toplam 6 artacağı için 31 olur. Bir sonraki 13'ü olduğunu düşünerek söylüyorum. 33 olabilir. Bir sonrakini 15 yaparsam 35 olacaktır. Bakın dikkat. Bu 5'i 7 yaptım. Hocam peki bunu başka ne yapabiliriz? Buradaki ifadelerden 1-3 sabit kalmak kaydıyla burayı 9 yaptım, burayı 11 yaptım. Dolayısıyla burası da 13 olacak. Dikkat ederseniz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Önce bir en sondaki yani 5. basamağı sürekli değiştiriyorum. Ardından 4. basamağı yavaş yavaş değiştiriyorum. Son 3. sonra 2. sonra 1. olarak şeklinde yapacaksınız. İşlemi bulacaksınız. Hedef 10 kal sorusu olduğu için zor bir soru. Peki toplamlar ne yapacaktır burası? İsterseniz buradan toplayalım. 1 3 daha 4 9 daha 13 13 daha 26 11 daha 26 11 daha 37. Oldu mu? Hayır, olmadı. Ki şuradan anlayabilirdiniz. Ben burayı 2 artırdım. Burayı 2 artırdım. Burayı 2 artırdım. Dolayısıyla bu 6 artacağı için 31'e 6 ekle 37 yapacaktır. Senden 37 istemiyor. Maksimum 35'e gelebilirsin diyor. O zaman 1 3 7 9 11'den 3 tane geldi. Fakat burayı ben 9'la başlattığımda başka sayı gelmedi. Hocam ne yapacağız? Peki burayla da işimiz bittiyse Hemen ikinci basamaktaki sayıyı değiştiriyorum. 1 olur, 5 olur. 7 olur. Dikkat. Bakın şurayı değiştirmiş oldum. Sonra gelebilecek en küçük 9 olur. Sonra 11 olur. Bunların toplamı kaç olacaktır? Toplayalım isterseniz. 6 buradan geldi. 7 daha 13 yaptı. 20 de buradan geldi. 33 yaptı. Burası 33 olduğu için en küçüğü evet. Buraya bir 13 yaptığımda 2 artacağız. 35. Bu da bitti. Bununla da işimiz bitti. 1, 5, 7, 9 ile bitti. Hocam peki 1, 7 yapmış olsam 1 7 9 11 13 yapsam olur mu? Hayır olmaz. Sebebini söylüyorum. Burayı 7 yaptığında 2 arttı. 2 arttı. 2 arttı. 2 arttı. Toplam 8 artacağı için Dolayısıyla burası toplamda ne kadar artar? Toplamda 8 artır 41 ile başlar. Hayır olmayacaktır. Bunu da eledik. Geldik buraya. 1'i ben artık ne yapabilirim? 1'i ben yapacağım işlem olarak neyi olarak gösterelim? 3 ile başlatabilirim. 3'ten sonra burası 5 olabilir. Burası 7 olabilir. Burası 9 olabilir. Burası da 11 olabilir. En küçük 3 ile başladığında gelebilecek sayıların toplamı 30 5 yaptı. Bu durumda demek ki başka da bu sayıyı değiştirmeye gerek yok. Çünkü alabileceği maksimum değer ve minimum değer pardon 35. Sebep 35'in üstündeki sayılar benim işime yaramıyor. Şimdi gelelim toplamda kaç tane yaptı. Buradakileri de yazalım. Şuraya 3 tane durum gelebilirmiş. Buraya 2 tane durum gelebilirmiş. Buraya da 1 tane durum gelebilirmiş. Bakın sevgili gençler. Bu durumda 6 buradan, 4 buradan, 10, 2 daha, 12, 3 daha, 15, 17, 1 tane de buradan 18 farklı durum ile canlı onurun eşitliğini sağlarsınız. Aslında ne yapıyoruz biliyor musunuz? Mantığımız şu. 35'i kaç defa elde edebiliyoruz? Bir bakın. 3, 4, 5, 6 defa 35 elde ediyoruz. Ardından 33'ü kaç defa elde ediyoruz? Bunu bulmanız gerekiyor. 1, 2, 3, 4 defa da 33 elde edebiliyoruz. 6, 4. Aklınıza bulunsun. Bakın bunu bizim yapmış olduğumuz işlem. Bu da pratiği. 31'i kaç defa elde ediyoruz? Şuraya bakınız. 2, 3, 3 defa da 31 elde edebiliyorsun. Senden bunu istiyor. 31'i kaç sefer elde ediyorsun? Diğerini kaç sefer elde ediyorsun? Diğerini kaç sefer elde ediyorsun? Bunların toplamı kadar da farklı durum oluşacaktır. Dolayısıyla cevabımız 18 olacaktır. Şimdi ÖSYM nasıl sordu? Onu da ben size izah edeyim. ÖSYM için de şöyle temiz bir sayfa açalım. Bakın sevgili gençler. ÖSYM nasıl sordu? Sevgili gençler bakın şöyle demişti. Demiş ki A, B ve C rakam olmak üzere. A, B ve C rakam olmak üzere. Şöyle bir ifadeden bahsetmiş. A artı B artı C. A artı B artı C eşittir K gibi bir sayı. Buna göre K kaç farklı değer alır? K kaç farklı değer alır? K kaç farklı falan filan hikayeler kısmını geçiyorum. Buradaki mantık da aynı alabileceği minimum değeri bulacaksınız. 0, 0, 0. Sonra 0, 0, 1. Vesaire vesaire. Demek ki en küçük 0 olur. Sonra 1 olur. Sonra nokta nokta devam ettireceğiz. En büyük alabileceği değer rakamlar farklı olmadığı için 9, 9, 27. 0'dan 27'ye kadar 28 farklı k değer alır. Bizim önceki sorumuzdaki mantık neydi? Bizdeki mantık şuydu. Diyor ki adam örneğin. 27 değil de atıyorum bunu biraz öncekiyle farkını anla. Diyelim ki bizim bulmuş olduğumuz kanın alacağı değerlerden bir tanesi 15 olsun. Adam şunu istemiyor. Bu ÖSYM'de k kaç farklı değer alır diyor. Bizde ise 15'i kaç defa farklı şekilde elde edersin diyor. Örnek verelim. 3 4 5 ile pardon 3 4 7 8 ile elde edebilirim. Bu 15 bunu al diyor. Bizim sorumuz veya 2'yi alırım başka ne olur 6'yı alalım örneğin 8 olsun 7 15 bu sefer elde edebilirim veya 1 olsun 9 olsun 5 biz bunu da bu şekilde elde edebiliriz 15 yani daha da kaç tane elde edilebilirse elde edebiliriz boşver ne önemli değil bizdeki ile ÖSYM'deki soru arasındaki farkı anlatıyorum. Kaç farklı değer alır dediği için senin burada biri kaç defa aldığına bakmasın. Biri alır mı? Evet aldı. Bir defa tamamdır. iki aldı mı? Evet aldı. Üç aldı mı? Aldı. Sıfırdan 27'ye kadar 28 farklı değer aldığı için burada K'mız 28 farklı değer alır. Ama bizim sorumuzda 15'i kaç defa elde edebilirsin diye sorduğu için dolayısıyla 15 elde edebileceğin sayı kadar oradaki işlemleri düzenlersin. Haydi bir sonraki soruya geçelim. Rakamları sıfırdan farklı bir m sayma sayısının gezegen sayısı olup olmadığını aşağıdaki yöntemlerle belirlemekteymişiz. m sayısının her basamağındaki rakam ondan çıkarılarak basamak sayısı m ile aynı olan n sayısı elde edilir. n'nin diyor rakamları testten yazıldığında k sayısı elde edilir. Örnek mi? m sayımız 852. Ondan 8'i çıkarmış 2'yi bulmuş. 10'dan 5'i çıkarmış 5'i bulmuş. 10'dan 2'yi çıkarmış 8'i bulmuş. Bu durumda sayı normal yazdığında 258 fakat tersten yazdığında 852. Başlangıçtaki ile sonuçtaki ters çevrilen birbirine ise bu sayı gezegen sayısıymış. Buna göre 700'den küçük kaç tane 3 basamaklı gezegen sayısı vardır? Bak güzel arkadaşım. ABC sayısını yazalım. ABC sayısını yazdıktan sonra çıkan sayıya dikkat ederseniz şunun ters hali. Yani bu durumda CBA gibi bir sayı çıkacak ki ters çevirdiğinde ABC'ye oluştursun. Yani hocam ne demek istiyorsunuz? Şunu demek istiyorum. 10 sayısından A'yı çıkardığımda C gelmeli. 10 sayısından B'yi çıkardığımda onlar basamağından dolayı B gelmeli. 10 sayısından C sayısını çıkardığımda A sayısı gelmeli. Bu tarafa attığımda bakın şu iki işlemden 2B eşittir 10. B kesinlikle 5 olmalı. Bunu kenarı yazdım. Bu durumda 10 eşittir A artı C'nin kendisi olmalı. Yani alt tarafta da aynı şekilde çıkacağını gösterelim. A artı C'nin 10 olması. Peki hocam ÖSYM böyle bir soru sordu mu? Evet sordu ama sizde sormalı. TYT AYT'de değil. Ales de sordu. Orada da şöyle söyledi. ABC'de 4 basamaklı sayı olmak üzere her biri 9'dan çıkarıldığında tekrar ters çevrildiğinde sayı elde ediliyorsa falan filan sayısı diye uydurdu. Burada da gezegen sayısını nasıl elde edecekmişiz? B'miz kesin 5. B'yi yazdım. Peki A ile C arasındaki ilişkiye dikkat. Ne olma zorunluluğu var? Ona eşit olma zorunluluğu var. 3 basamaklı. 1'e 9 olur. 2'ye 8 olur. Ben hepsini yazayım. 3'e 7 olur. 4'e 6 olur, 5'e 5 olur. Tekrar terse dönüyorum. 6'ya 4 olur, 7'ye 3 olur, 8'e 2 olur ve 9'a 1 olur. Sevgili gençler, soruya da bir bakalım. 700'den ne olmasını istiyor? Küçük olmasını istiyor. O halde 700'den küçükse şu alt taraftaki ifadeleri almaya gerek yok diyeceksiniz. Toplamda ne kadar değer yaptı? 1 2 3 4 5 6 tane değerimiz gezegen ifadesini sağlıyor. Yani mantığımız şu onlar ile pardon birler ile yüzler basamağının toplamını 10 yapan ve onlar basamağı 5 olan kaç tane sayı vardır mantığında bir soru. Ales sorusunda tavsiye ederim çözmenizde fayda vardır. Bir sonraki sorumuz neymiş? Birinci satır birinci sütun şeklinde verilmiş şunları görüyorsunuz. Soruya göre 50 çarpı 50 şeklinde bir tabloda gösterildiği gibi birinci satırda birin katı olan kutular yani bütün hepsini ne yapmış adam boyamış. İkinci satırda 2'nin katı olan kutular 2, 4, 6, 8'ler, 3 ile 3'ün katı olan, 4'te 4 ile 4'ün katı olan, 50'de 50 de sadece 50'nin katı olanları boyayacağız demiş. Buna göre demiş verilen tablonun kaç sütununda 4'er tane boyalı kutu vardır. Şimdi sevgili gençler bunu tabii ki tek tek yapma ihtimalimiz yok. O halde mantık çıkarmamız gerekiyor. Ben şunu demiş olsam doğru demiş olur muyum? Bakınız sadece şurası için anlatayım. Buradan yorum yapalım. 3'e üçlük bir satır sütunumuz olsun. Hatta sizin için bir tane de 4'ü dördü yapalım. 4. satır 4. sütun. Dördüncü sütunumuz da olsun. Sütun diye yazalım. Neyse işte şöyle bir şey. Buradaki birit kesin boyayacağız. Evet 2'nin katları olduğu için yine burası boyanacaktır. 3 buradaki boyamaz. Ama 4'ün katında sadece 4 boyanacaktır. O halde şöyle bir şekil görüntü olarak çıkacak. Benden istediği şey şuraları da boyadığımda bunların çıkmasını istiyor. Peki soru ne diyor? bir sütun alacaksın ve dört tanesi boyalı olacak. Peki hocam nasıl bulacağız? Bunu tek tek bulamayız. Doğru söylüyorsun tek tek bulmayacağım zaten. Birinci sütunda bir olduğunu gördün. İkinci sütunda iki, üçüncü sütunda iki, dördüncü sütunda üç olduğunu gördün. O halde ben şu cümleyi sarf etsem doğru demiş olur muyum? Sütunda, sütun numarasına bakarak söylüyorum. Sütün nosuna bak. Sütün nosunun çarpan sayısı kadar, çarpan sayısı kadar ne var? Boyanan kutu var. Çarpan sayısı. Örneğin Sütün donsu 1. Bir. 1'in çarpanı kaçtır? 1 tane. Pozitif olarak söylüyorum bunu. 1 tane. Dolayısıyla 1 tane boyanmış. 2'nin çarpanı kaçtır? 1 ve 2'dir. Dolayısıyla 2 tane boyanmış. 3'ün çarpanı 1 ve 3'tür. Dikkat ederseniz 2 tane boyanmış. 4'ün çarpanı 1'dir, 2'dir, 4'tür. 3 tane o zaman boyanmış. Demek ki çarpan sayısının benden ne istiyor? 4 olmasını istiyor. Şimdi gelelim bir A sayısı düşünelim sütün için söylüyorum. Bu A sayısının çarpan sayısını bulmak istiyorsam A üzeri X ve B üzeri Y gibi bir iki tane çarpanım olsun. Çarpan sayısının formülü neydi? Pozitif bölen sayısı. Üstlerini birer artırıp çarpacağız. Bu durumda X artı 1 ile Y artı 1'in çarpımı eşittir 4'ü verecek. Hocam böyle bir ÖSYM sorusu var mı? Var ama soru şöyle Şekil üzerinde değildi. Diyordu ki iki basamaklı sayılardan, iki basamaklı sayılardan kaç tanesinin pozitif bölen sayısı 3'tür diyordu. Bu kadar. Burada da yine aynı mantık yapıyorsunuz. Orada 4 yerine 3 yapmış. Peki hocam nasıl bulacağız? Bu durumda 4'ü sağlayabilecek tüm ihtimalleri düşünelim. Bura 4 olur. Bura 1 olur. Bura 2 olur. Bura 2 olur. Başka? Yok hocam 1'e 4. Fark etmez. Sonuç itibariyle A'yı B'yi bilmediğim için önemli olan şey X'lerin yerlerin ne olduğu değil üstlerin kaç olduğunu bulmaktır. Bu durumda X artı 1 4 ise x e mi 3. 3 oldu. Y'miz 0 oldu. X artı 1'imiz 2 ise X'imiz 1 oldu. Y'miz 1 oldu. Başka alternatif yok. O halde işlemlere geçecek olursak. Birinci durumu yapalım. 0 ile 3'ü. Buradaki ifadede A sayısından A'nın küpü çarpı B üzeri 0.1 olduğu için yazmaya gerek yok. Bir sayının küpü olanların toplamda ne varmış? 4 tane böleni varmış. Ama çok önemli bir cümleyi sarf ediyorum. Çünkü ÖSYM'nin sorduğunda da herkesin düştüğü şey. Bir sayının küpü deyince aklına gelen tüm sayıları aldılar. Örneğin birin küpü. Bakın bir tane değil. Çünkü biz burada A ve B'ye kesinlikle ne olarak değer veriyorduk? A ve B'nin asal sayı olma zorunluluğu vardı asal çarpan sorularında. Yani A'ya ve B'ye vereceğim değerler asal sayı olmalı. Peki verelim 50'ye kadar olduğu için 2'nin küpü olabilir. 8'dir. Tamam. 2'nin 3'ün küpü olabilir. 27'dir. Tamam. 5'in küpünü alır mıyım? Hayır almam. 125'tir. Dolayısıyla buradan 2 tane değerim geldi. Bir sonrakine geçelim. Yani x'in 1 olduğu, y'nin 1 olduğu durum Getirdiğim yerine yazdım. A kare pardon A üzeri 1 çarpı B üzeri 1 gibi iki tane asanın çarpımından elde edebilirsin dedi. Sevgili gençler bence şunu yapalım daha rahat edeceğiz. Tek tek en azından gözümüzün önünde olsun. Verilen ifadede 25'e kadar olan tüm asalları yazalım. 2 olur, 3 olur, 5 olur. Bu durumda 7'miz olur, 9 yok, 11'imiz olur, 13 olur, 17 olur. 19 gelecektir, 23 gelecektir, 29 gelecektir. Bu ifadede 29'da ihtiyaç değil ama yazmış olalım. Peki, ben buradaki ifadelerden ne oluşturacağım? A ve B'nin asal olmasını istiyorum. Hocam ikisi de 2 iki olabilir mi? Hayır olamaz. Niye olamaz biliyor musun? İkisine de 2 iki dersem 2 üzeri 1 ile 2 üzeri 1'in çarpımı 2 üzeri 2'dir. 2 üzeri 2'nin pozitif bölen sayısı 3 yapar. Bize ne lazım? 4 lazım. Demek ki A ve B birbirinden farklı olmalı. 2 ile oluşturabileceğim tüm asallar. 2 3 olur. Dikkat. 2 5 olur, 2 7 olur, 2 11 olur, 2 13, 2 17, 2 19, 2 23. 2 29 olur mu? Hayır olmaz. 2 ile 29'un çarpımı 58 yapar. Sütün sayısı 50'de son buluyor. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Sadece 2 için 8 tane. Peki hocam 3 ile 3 2 yazmaya gerek yok. Yazmış olduk. Bir sonrakine bakıyorum. 3 ve 5 olur 1. Ardından 3 ve 7 olur 2. 3 ve 11 olur 3. 3 ve 13 olur 4. 3 ve 17 olmaz. Çünkü çarpımı 51 yapar. Bizim sütun sayımızı geçmiş olur. Buradaki ifadeden bir sonrakine 5'e geçiyorum. 5 ile 7'yi alabilirim. 5 ile 7'den 1, 35. 5 ile 11, hayır olmaz 55'e geldi. Bunu da geçtim. 7 ile, 7 ile yazabileceğim yoktur. Çünkü 7, 11 alsam 77 olur. Dolayısıyla buradakilerin hiçbiri sağlamaz. Toplamda ne yaptı? 8 tane buradan. 7, 4 de buradan 12. 1 tane de buradan 13. 2 tane de buradan toplamda 15 tane sütunun 4 tane kutusu boyalı olacak diyoruz. Bir sonraki sorumuz bakın ÖSYM'nin böyle soruları da var. Güzel sorulardan şekilli sorularda mantığı kullanacağız. Nasıl yani hocam? Ahmet düzgün altıgen şeklindeki kartları yan yana getirip aşağıdaki şekli oluşturmuştur. Kartların ortak olmayan kenarlarına birer adet kibrit. Yani şuralara kibritler koyduğunu zaten gördüğünüz ortak olmayanlardan bahsediyor. Burası. Bunların diyor bu şekilde dizdikten sonra 308 tane kibrit çöpü dizdiğine göre kaç tane altıgen kullanılmıştır. Birden fazla yolu var bu yöntemlerin sevgili gençler. Mesela yöntemlerden bir tanesi şu şeklin aynısını tekrar eden bölgeyi buluyor. Şöyle düşünün. Mesela ben bu yöntemi yapmayacağım ama sadece göstermek için. Şuraya bakınız. 3 tane kutunun olduğu, 3 tane kutunun olduğu şeklinde bunları buluyorsunuz. Ardından sayısal olarak aynı tekrar eden sayıları bulduktan sonra takır takır yazıyorsunuz. Yani hocam ne demek istiyorsun? Bakıyorum burada kaç tane var? Ney var? Kiptiç çöpü var. 1 2 3 4. Burası 5 6 7 8. 8 tane. Bunda kaç tane? 1 2 3 4 5 6 7 8. Başlangıca bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ve dikkat, artı 2. O zaman 8, 8 yapıp artı 2'yi sonra koyacağız. Sonucuna da bakmanızda fayda var. Çünkü onda da hata yapmayınız lütfen. Şimdi ben ne yaptım? Şuradakileri aldım değil mi? Bu 1, şurası 2, şurası 3, burası 4, burası 5, burası 6, burası 7, burası 8, burası 9, burası 10. He, 2 tane fazlalık da bunda varmış diyeceksin. Yani hocam, şöyle diyebilirim. Üçlü gruplardan x tane varsa, Üçlü gruplardan x tane olsun, grup x olsun, unutmayalım. Bunlardan kaç tane kibrit çöpü geliyor? Normalde her birinden 8, 8, 8 geliyordu. Başlangıçta ve bitişte artı 2 geldi. O zaman şöyle dersin. Her birinden 8 geldiysin, 8x dedik. Bu birincisi artı başlangıçtan ve bitişten fazladan 2 tane geldiği için artı 4 tane kibrit çöpü dedim. Eşittir 308 dedim. Bu bir yöntem. Bunu isterseniz bir buradan anlatalım. Bir de diğer yöntemden de anlatırız. Fark etmediğini göreceksiniz. Sevgili gençler 4'ü karşıya gönderdim. 8x eşittir 304. 304'ü 8'e böldüğümde ne yapacaktır? Allah bilmiyorum o yüzden ben de böleceğim. 304'ü 8'e böldüm. Buradan ne yapacaktır? 3 kere 24, 64 de 8 defa. X eşittir 8, 38 yaptı. Burayı bulduk mu? Demek ki 38 tane üçlü grup var. Benden ne istiyor? Kaç tane altıgen kullanılmıştır diyor. Geleceksin her bir üçlü grup pardon her bir x'te 3 tane e, altıgen olduğu için 38 çarpı 3 o da ne yapacaktır? 114 yapacaktır. Peki hocam başka yöntem demiştiniz. Onu da göstereyim. Çünkü yöntemleri artırırsak ne kadar fazla yöntem görürsen en azından diğer sorularda bunu da bu şekilde kendin bulmuş olursun. Bundan da kibrit çöpünden gideyim isterseniz. Bu da farklı bir yöntem olmuş olsun senin için. Kolaydır yani zor bir şey değil. Şuradaki teklilere dikkat edin. Teklilere dikkat edin. Teklileri bir kendi arasında alacağım. Sonra ikilileri de kendi arasında alacağım. İkilileri de kendi arasında alacağım. Buna göre işlemleri yapıyorum. Teklilerden kaç tane var? Bilmiyorum. Teklilerden x tane olsun. Tekli x tane. Fark etmediğini biliniz yani. Çiftlilerden o da x tane olur. Hocam ne alakası var? Niye? Şunu düşünün sevgili gençler. Bakın başlangıç tekliyle bitiyor. Bir sonraki ikili geliyor. Tekli, ikili, tekli, ikili, tekli, ikili. O zaman ikiliyle bittiğine göre bir tane bundan, bir tane bundan. Bir tane bundan, bir tane bundan. Tekli sayısı kadar çiftli sayısı da vardır. Dolayısıyla ikili diye yazıyorum buraya ikiliden de x tane olacaktır. Tamam bu bir. Geldik ikinci duruma. Teklilerden eşit sayıda kaç tane kibrit çöpü geliyor? Dikkat edin bu çok önemli. En önemlisi. 1-2, 1-2, 1-2. Hocam baştaki, içteki niye seçmediniz? Evet bu demek ki başlangıçta fazladan 2 tane var. O halde her bir tekliden 2 tane, 2 tane, 2 tane gelirse buradaki kibrit çöpü 2x artı 2 gelecektir. Niye? Çünkü fazladan 2'si var. Gelelim ikincisine. İkilerden ne geliyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Her birinden 6 geliyor. Ama sonuncuya da dikkat edin. Sonuncu biraz sıkıntı olabilir. Sonuncuya geliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Çünkü sen ne yapıyorsun? Bak şu kısımları alıyorsun. Burada fazladan şu iki tane kibrit çöpü var. Artı 2 dedin. Bunların toplamı 8x artı 4 eşittir. Yine aynı şekilde 308 yaptı. Artık mantığı biliyorsun. Gönderdim. X eşittir. 38 yaptı. Sevgili gençler bana diyor ki kaç tane altıgen vardır? Tekliden bir tane gelecek. Dolayısıyla 38 tane. Çiftliden iki tane 38 gelecek. Çünkü neden? İkili altıgen oluşturdu. 2 çarpı 38 tane. Toplamda ne yapacaktır? 3 çarpı 38 ile aynı mantık olduğu için toplamda 114 cevabımız olacaktır.